Merhaba arkadaşlar. Bugün MOSFET'lerin sağlamlık kontrollerini nasıl yapılacağını anlatacağım. N kanal ve P kanal olmak üzere iki çeşit MOSFET'in sağlamlık kontrolünü nasıl yapılacağını anlatacağım. İlk olarak N kanal MOSFET'lerin sağlamlık kontrolünü yapacağız. N kanal MOSFET'ler genelde şuradaki şekilde gördüğünüz gibi bacak dizilişleri, gate, drain ve source şeklindedir. Ve bu MOSFET'lerin sağlamlık kontrolünü yapmadan önce ölçü aletinin kırmızı renkli probunu ON konumuna, siyah renkli probu da CON konumuna almamız gerekir. Ayrıca ölçü aletinin kademesini yarıletken konumuna almamız gerekiyor. Daha sonra ikinci olarak drain bacağına artı ve source bacağına eksi gerilim veriyoruz. Yani drain bacağına kırmızı prob ile artı gerilim, siyah prob ile eksi gerilim veriyoruz. Ve değer göstermemesi gerekiyor. Evet, şimdi ölçü aletiyle drain bacağına artı gerilim veriyoruz. Ve source bacağına eksi gerilim verdiğim zaman ölçü aletinde herhangi bir değer görmüyor. Açık devre olarak gözüküyor. Şimdi üçüncü adım olarak drain'e eksi ve source'e artı veriyorum. Ve bir değer görmem lazım ölçü aletinde. Daha sonra gate'e artı bir gerilim vermem gerekiyor. Gate'e artı gerilim veriyorum ve bu bacaklardan herhangi bir tanesini drain'e veya source'e eksi veriyorum. Ve daha sonra drain ve source'ü ölçtüğümde her iki yönde de ölçü aletinde bir değer görmem gerekiyor. Ve son olarak gate'e eksi gerilim veriyorum. Gate'e eksi gerilim veriyorum. Ve tekrar drain source'ü ölçtüğüm zaman en baştaki duruma gelmesi gerekiyor. Yani sadece tek yönde ölçü aletinde bir değer gösterecek ve diğer yönde herhangi bir değer göstermeyecek. Bu şekilde ölçüm yaptığımız zaman ölçü aletinde gördüğümüz yerler bir şekilde ise MOSFET'in sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi başka bir MOSFET'te aynı şekilde deneme yapıyorum. Drain'e artı, source'e eksi veriyorum. Herhangi bir değer görmüyorum. Ters olarak baktığım zaman ise yani drain'e eksi, source'e artı verdiğim zaman ise bir değer görüyorum. Şimdi gate'e artı gerilim verdim. Tekrar drain source arasını ölçtüğümde her iki yönde de bir değer okuyorum ölçü aletinde. Gate'e eksi veriyorum. Ve şimdi drain source arasını ölçtüğüm zaman gate'e eksi vereceğim. Şimdi tekrar drain source arasını ölçtüğüm zaman sadece tek yönde akım geçtiğini görebiliyorum. Evet, şimdi başka bir MOSFET'te ölçüm yapıyorum. Gördüğünüz gibi tek yönde ölçüm var. O da sadece drain'e eksi, source'e artı verdiğin zaman akım geçişi var. Ölçü aletinde değer görüyorum. Gate'e artı gerilim verdim. Şimdi tekrar drain source arasını ölçtüğümde her iki yönde de bir değer gördüm. Drain'e eksi veriyorum. Ve sadece tek yönde ölçü aletinde değer gördüm. Başka bir MOSFET'te ölçüm yapalım. Evet. Sadece tek yönde
Ölçü aletinde bir değer var. GT artı erdim. Şimdi her iki yönde de drain resource bacakları birbiriyle iletken. GT tekrar eksi veriyorum. Ve drain source arasında sadece tek yönde iletilmiş. Son bir MOSFET'e yine bakıyorum. Bu MOSFET'te de drain source arasında tek yönde iletim var. GT artı veriyorum. GT artı verdim. Şimdi drain source arasında her iki yönde iletim var. GT eksi veriyorum. Şimdi ise drain source arasında sadece tek bir yönde iletim var. Evet, MOSFET'lerin sağlamlık kontrolünü bu şekilde anlatabiliriz. Hepinize iyi günler diliyorum.